Merhaba arkadaşlar ben İskelet Daha sanalda takılmanın moda olmadığı zamanlardaki çocuk parklarını konu alacağız. İyi seyirler. O zamanlar parkların yerleri korumalı değil kumdandı. İşte bize su götürüp üstün mimari tasarımlarımızla kumdan kalelerimizi parkta yapardık. Ve salıncak adında bir üst düzey eğlence aracı vardı. Buna binerken kimilerini çarparak öldürdük. Kimi zaman salıncaktan uçup havada bir akrobat gibi süzülerek kim daha uzağa zıplayacak yarışması yaptık. Bir değil. 2 değil tam üç kişi salıncağa bindik. 2 kişi ayakta hız verirken ortada da birimiz oturuyor. Sahi o zincir nasıl kopmadı ya? He. O zamanın demiri bile insanı gibi sağlamdı. Doğru. Ve salıncak geri gelirken içimizden ruhumuzun emiliyor olma hissi bile güzeldi. Ve parkların olmazsa olmazı mihenk taşı olan aletlerinden biri ise kaydıraktı. Biri kayınca bazen piçlik olsun diye uçta bekliyor ona çarpıp ikimiz birlikte yere yuvarlanıyorduk. Eğer yavaş kayarsak ise mesai bitimi saati gibi kaydırak üstünde trafik oluşuyordu. Kaydırakta insan kırkayak filmini canlandırırcasına tren yapıp arka arkaya kayıyor eğer kaydırağın bitişi yerden yüksek ise göçtü yere çarpıyorduk ve özellikle şu dönemeçli kaydırakları görünce zaten saçlarımız diken diken oluyordu. Neden? Çünkü orada bir gerilim hattı falan bir şey vardı herhalde. Kaydıktan sonra elektriği insanın çarpmaması gibi bir ihtimal yoktu. Ve eğer kaydırak demirse ki bazıları demirdi güneşli havalarda aşağı inene kadar götümüz haşlama oluyordu. Evet havada yanık bir göt kokusu var. Sanırım biri demir bir kaydıraktan kaymış. Ve bir adet vardır bilir misin? Kaydırağa merdivenle değil koşarak tersten çıkılır park demirlerinde yarasa gibi baş aşağı durmak, kaydırak üzerindeki güneşliklerin üzerine çıkmazsak aksiyon damarımız çatlardı. Ve parklardaki yakalamacalar da bir farklı olurdu. Tıpkı Banlio 13'teki gibi parkur yapıyor demirden demire zıplıyorduk ve sıra geldi tahterevalliye. Biz aşağıdayken inip arkadaşı göt üstü yere yapıştırarak arkadaşlarımızın leğen kemiğinin kırılmasına sebep oluyor ya da orayı tartı olarak kullanıp kilomuzu hesaplıyorduk. Eğer biri ailesiyle değilse salıncak kavgası yapıyor, ailesiyle ise köşede masum masum bekliyorduk. Annesinin Go call, call him. Biraz da arkadaşım bizim. Kavga çıkınca yerdeki kumlar birbirimizin gözüne Romalı gladyatörler gibi fırlatıyor ve rakibimize geçici körlükler yaşatıyorduk. Ve şu yaylı motor at tarzı olan şeyler vardı. Onlara da dengesiz binenler uçup gittiler. Şu an Mars'ta Elon Musk'ın koloni kurmasını bekliyorlar. Ve o diş kıran ama tadı süper olan elma şekerlerini de unutmamak gerek. Onlar da parklarda satılıyordu. Bunlardan başka aklınıza gelen şeyleri yorum olarak yazın ve sizin de park maceranızı örneğin birine salıncakla çarpıp 18 kemiğini kırdıysanız bunu yorum olarak yazabilirsiniz diyor ve videoyu bitiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler elma şekerlerim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beğenin, yorum atın, hayatıma neşe katın. İskeletor. Hep yanınızda.